Senin işine yarar mı? Yarar mı? Gelir mi? Ben ABD'nin bunu istemeyeceğini düşünüyorum. Yani şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin en son istediği seçim döneminde Orta Doğu'nun yeni bir durumun ortaya çıkması, hazır olmadıkları bir durum. Ama İsrail'in planladığı ve her zaman ajandasında olan bir hedeften söz ediyoruz. Hedeften söz ediyoruz. Dün akşamki saldırıya hemen hızlı bir şekilde sahiplendiler. Tabii burada Netanyahu ya da diğer İsrail, biz Gazze kasaba olarak tanımladığımız aktörlerden de açıklamalar gelecektir. Şimdi Filistin kaynakları zaten özellikle Hamas'a yakın sayfaların, takip ettiğimiz sayfaların intikam söylemlerini üst düzeyde görüyoruz. Tabii bu Hamas'ın mücadelesinin, bu sonuçta bir siyasi kanat, bir yönetim var. Hamas'ın mücadelesini de değiştirmeyecektir. Bunu da belirteyim. Yani şu anda başka yöneticiler, Hamas'ın eski liderlerinden biri siyasi kanatın başına geçecektir. Ama sembol bir isim öldürüldü. Bunun altını çizerek belirtmek gerekir. Bu çok üstün düzeyde bir istihbaratın sonucu. Yani İsmail Haney, hafızam yanıltmıyorsa Elif Hanım, heyetiyle birlikte Tahran'ı ziyaret ediyor. Yeni Cumhurbaşkanı kaldığı yer. Şimdi burada İran güvenlik güçlerine, İran istihbaratını da sorgulamak gerekir. Kendi ülkelerinde böyle bir suikast açığı nasıl verdiler? Ben bunda teknolojinin kullanıldığını düşünüyorum. Düşünün, belki karadan nasıl bir etki oluşturduğunu da suikastın detaylarını okuyamadım ama ciddi bir istihbarat gerçekleşmiş. Burada Mossad CIA işbirliği olma ihtimali de yüksek. Şimdi İran 3 tane yakın zamanda o önemli olay yaşamış oluyor. Bir, Kasım Süleyman'ın öldürülmesi, iki, İbrahim Reis'in tartışmalı bir helikopter kazası yaşamını yitirmesi, ardından da konu başlığımız olan, şu anda konuştuğumuz Haniye'nin Hamas'ın öldürülmesi. siyasi kanadında bulunan ismin öldürülmesi. Bundan başka kayıplar da olabilir. Bir heyet halindeler. Yani sırf İsmail Haney'in değil. Birçok ne diyelim ismin de burada yaşamını yitirdiğini söyleyebiliriz. Çünkü heyet halinde olduğu için söylüyorum Elif Hanım. Alın bunu. Şimdi İsmail Haney'e baktığımızda daha çocukluk yıllarından beri direnişin içinde bulunduğu Gazze'li, Filistin'in Gazze bölgesinden olduğunu biliyorum notlarıma. Hamas'ın birçok kadrosunda görev yaptıktan sonra hem siyasi büro yöneticisi oldu önceden. Daha sonra da Hamas'ta işte istişareyle bu tür şeyler kararlar alınıyor. Oranın siyasi kanadının başına geçti. Geçen bir isim. İsim Türkiye'de sık sık geliyor. Yani sen Türkiye'de Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşen bir liderden söz ediyoruz. Şimdi Hamas'ın açıklamalarını da, yani bu konuda açıklamalarını da tavrında iyi okumak lazım. Şöyle olabilir. Filistin direnişini takip eden herkes bilir. Üçüncü bir intifada ilan edilebilir. Yani birinci intifada Yasser Arafat zamanında, ikinci intifada işte 2000'li yıllarda elde edildi. Şimdi bütün Filistin direnişi için intifada, yani İsrail'e karşı büyük bir sivil hareketin de içine aldı. Bir halk hareketini de başlatabilirler. Kısa bir süre önce İsmail Haney, Filistin direniş gruplarına seslenerek özellikle Batı Şeria'da sokaklara çıkmalarını söylemişti. Şimdi bunun suikastın gerçekleştiği tarihe de bakmak lazım. ABD seçimleri öncesi Hizbullah İsrail gerginliğinin tavan yaptığı bir dönemde aynı dönemde İsmail Haney öldürülüyor. Kısa bir süre önce Çin'in başkenti Pekin'de Filistin direniş grupları, ona yakın Filistin siyasi kanadı, bunlardan biri Hamas'la bir araya gelip ortak hareket etme kararı almışlardı. Şimdi bu tam hepsini üst üste koyduğumuz bir zaman diliminde İsmail Haney özellikle bir suikast sonrası yaşamını yitiriyor. Şimdi Orta Doğu'nun kısa tarihine baktığımızda çatışmalar, gerginlikler döneminde bunun yaşanması bir savaşın ya da bir küçük kıyamet senaryosunun başladığı, bir devlet başkanı değil ama sonuçta bir devlet değil, ama Filistin mücadelesinde en önemli isimden söz ediyoruz. 9 aydır İsrail'de savaşan bir ne diyelim aktörden söz ediyoruz.
söylüyoruz. Burada suikastın Tahran'da olması İran'ın tavrı, diğer direniş grupları, grupları. O hepsini alt alta koyduğumuzda yepyeni bir dönemin şifrelerini görüyoruz.